Ne oldu? Niye böyle dondun kaldın? Yani sadece nikah şahidim olur musun diye sordum. Niye cevap vermiyorsun? Çünkü saçma sapan bir soru sordum. Vallahi bence hiç de saçma sapan değil. Anne. Bence istemiyorsa zorlamayın. Yani ne bileyim, kendisi Türkiye beşincisi değil mi? Her soruya cevap veriyordu, niye buna cevap veremiyor mesela? Sadece nikah şahidim olsun istiyorum, o kadar. Ama ben istemiyorum. Niye? Evlilik yeminine, bana vereceğin söze niye şahit olmasını istemiyorsun? Yoksa vereceğin sözü tutamayacağını mı sanıyorsun? Ben sözümü tutarım. Hiç şüphen olmasın. Benim senden yana bir şüphem yok zaten. Ben Zeynep'i kastetmiştim. Şahidiniz olmam. Aa! Niye peki? Çünkü ben bu aşka inanmıyorum. İnanmıyorsun ha? Evet, inanmıyorum. İnanmadığım bir şeye de şahitlik etmem. Hayır, neyin anlamıyorsun Melis? Evet, ben bu aşka inanmıyorum. Ayıp, ayıp. Edilecek laf var, edilmeyecek laf var. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Evet, ben söylüyorum. Melis'in kayınvalidesi olarak ben söylüyorum. Ya daha düne kadar Ege ile sevgili olduğumu bildiğiniz halde, şimdi gözüme sokar gibi burada gelinlik seçmenize ne demeli? Gücendin mi tatlım? Bak kapı orada, hadi. Zeynep hiçbir yere gitmiyor anne. Melis, sen Zeynep'e neden şahitlik yapmak istemediğini sordun. O da yanıtını verdi. Daha ne istiyorsun? Çünkü böyle düşünen biri bizi ayırmak için elinden geleni yapar. Zeynep'in öyle bir niyeti yok. Evet, öyle bir niyetim yok Melis. Ah, öyle mi? Peki neden nişanlı birinin evinde kalıyorsun? Çünkü kendini burada daha güvenli hissediyor. Sen de mi onun yanındasın? Yok, ne alakası var? Kaçırıldı ve ölümden döndü, korkuyor. Peki ben, Ragıp beni de rehin aldı değil mi? Yani boğazımı kesiyordu benim. Ben de ölümden döndüm, hem de iki kere. Melis, lütfen. Ya ne lütfeni ya, ne lütfeni? Ben de senin için canıma kıymaya çalıştım ama ne hikmetse sadece Zeynep konuşuluyor. Sen benimle nişanlısın Ege, benimle. Ya eski sevgilim bu evde kalıyor, delirtmek mi istiyorsunuz beni? Haklı. Gitsin, anasında kalsın. Niye burada kalmasına izin veriyorsun? Çünkü Zeynep benim hayatımı kurtardı. Durum bu işte. Bugün hayattaysam Zeynep sayesinde. Ya inanamıyorum Zeynep abla. Hiç tereddüt etmeden abimin önüne mi attın kendini? Denize düştüğümde Ege nasıl tereddüt etmeden benim hayatımı kurtardıysa ben de aynısını yaptım. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Bırakın ya. Önce oğlumu ölümle burun buruna getir, sonra da kurtardım de. Ne âlâ memleket. Anne ne diyorsun sen ya? Rezillik bu diyorum. Rezillik. Bu kız yüzünden başım beladan kurtulmuyor oğlum. Ya anne. Sen olmasan bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Yeter anne. Zeynep hiç düşünmeden benim için ölümü göze aldı. Ragıp denen o pislik başına bela olduğu için de korkuyor. Anlıyor musun? Korkuyormuş. Korkuyorsa gitsin anasının eteğine sığınsın. Yeter anne. Zeynep hiçbir yere gitmiyor. İstediği kadar burada kalacak. İtirazı olan varsa Zeynep'i de alır giderim. Evet. Al bakalım. Ne bu? Bu ne? Güzel gelinime. Aç hadi. Yok artık. Konuştuğumuz gelinlik mi? Ay ama bu çok pahalıydı. Feda olsun güzel gelinime. Feda. Ay çok güzel. Hadi bir dene istersen. Bak hem prova yapmış olursun.
Ege'nin odasını boş hadi. Tamam, tamam. Yolu biliyorum. Birkaç kez kalmışlığım var. Evet, sadece bir kere. Onda da abim salonda yatmıştı. Melody, onu bunu boş ver de hadi. İstersen bir yardım et gelinliğe. Hadi. Vallahi hiç uğraşamam. Çok işim var. Neyse. Biz biraz Zeynep'le hava alalım. Siz de işinize bakın. Hadi Zeynep. Ben de odamdayım. Anca. Hava alır zaten. Kız, lafı gediğine koydun ya. hadi git oğlum. Hadi, hadi. Şunu da alayım bari ben, hadi. Ya, kusura bakma Zeynep. Melis işte. Önemli değil, alıştım ben. Ya bir an bu aşka inanmıyorum dedin ya, kavga büyüyecek sandım. Peki sen inanıyor musun bu aşka? Ben mi? Kusura bakma. Demin sen inanıyor musun bu aşka diyerek haddimi aştım biraz. Yok. Haddini falan aşmadın. Gerçi hala yanıt vermediğine göre sen de emin değilsin demek ki. Bu hayatta kararlar alırsın Zeynep. Hayat da seni ya mükafatlandırır ya da cezalandırır. Yani? Yani Arda ile birlikte olduğunu düşündüğüm o gün aldığım bir karar bugün kaderimi değiştiriyor. Sen de olan ama onda olmayan şey vicdan değil mi? Evet, vicdan. Aşk tek kişinin vicdanlı olmasıyla kaldırılacak bir yük değil. Evet değil. Ama bu tek kişilik bir yük. Ege. Ben senin sözünde durmana, verdiğin kararların arkasında durmana, sözünün eri olmana, dürüstlüğüne vuruldum biliyor musun? Biliyorum. Kimisi bunu biliyor ve saygı duyuyor. Senin gibi. Bazıları da kullanıyor. Melis gibi. İyiydi. Bana göre değil ki bu. Dün bir sibile kapanmadı Belkıs teyze. Ya internetten mi sipariş verdin bunu? Ay evet. Yani ölçülerini falan da yolladım ama sürpriz yapmak istedim. Ya tamam çok sağ ol Belkıs annem ama ya internetten gelinlik siparişi mi verilir? Diyette şart oldu. Yani o biraz şart. Ay. Görüyor musun? Durduk yere rezil oluyorduk. Neyse ki görmediler. Bak ne diyeceğim. Şu aşağı tarafta bir gelinlikçi var. Acaba hazır mı alsak? Ay bilmem ki. Bence yürü gidelim. Hem saç aklının ağzına laf vermeyiz. Bak yani görürse böyle gelinliğin olmadığını falan emin ol mutluluktan ölür. İyi de bu yani gelinlik bu. Bunun provası falan kim bilir kaç gün sürecek? Olsun. Yürü yürü sen. En azından bir bakarız. Bak şu arkadan çıkarız. Hiçbiri görmez. Hadi. Koş. Özür dilerim. Demin ben bu aşka inanmıyorum diyerek işleri zora soktum. Çok özür dilerim. Yok, haklısın. İşleri zora falan sokmadın Zeynep. Ben de inanmıyorum bu aşka. Sanırım yolun sonuna geldik.